Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıf test okul soru bankasına 3. fasikülle kaldığımız yerden soru çözümüne devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda şöyle bir soruyu çözmüştük arkadaşlar. Son sorumuzda hatta hemen şuradan bir bakalım. Evet şuradaki soruda şu son sorumuzu hatalı çözmüşüm. Hepimiz insanız arkadaşlar. O yüzden hata olabilir bazen. Af sorunuza sığınıyoruz. Şimdi sorunun cevabı Bursa. Doğru cevap Bursa yani 15 olmalıdır. Ben bu soruyu bir silip tekrardan çözmek istiyorum. Şöyle bir tekrardan beraber bir değerlendirelim. Bunu yorumlardan bana belirttiğiniz için ayrıca da teşekkür ediyorum. Bazen hata olabiliyor. Geçen bir videomda yine toplama işlemini yapıp ee, yanlış bulacaktım az daha sonucu. Son anda tabi düzelttim. Şimdi burada e, en kenarlı bir çokgen içine yazılan x sayısının en ile bölümünden kalan k ise elde edilen sembolün değeri k'dır diye bir belirtmişler. Özelliği açıklamışlar. Örneğin 25'i 4'e böldüğünde 1 kalacaksa bunun cevabı da 1 olacağını söylüyor sana. Şimdi buradaki sayı e, rakamların farklı bir sayı. 2ab4 4 basamaklı 2ab4 sayısı için bu 4'e bölündüğünde 2 kalanı veren ve 6'ya tam bölünen bir sayıdır kalan sıfır olduğu için. Bu altıgen olduğu için arkadaşlar. O zaman 4'e bölündüğünde 2 kalanı verecekse B4 bir de biz A artı B toplamının en çok değerini istediğimiz için burada B4'ün en büyük alabileceği değer 94'tür arkadaşlar. Yani B yerine 9 verebilirim. 9 yazdığımızda şöyle bir sayı geldi. 2A9 4. Şimdi de rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Zaten bu 6 2 kere 3'ten dolayı 6'ya bölünebilme kuralı neydi? Hem 2 hem de 3'e tam bölünecek. 2'ye sonu 4 ile bittiği için 2'ye tam bölünür. 3 ile bölünebilme kuralına bakalım. Rakamlarını pratik bir şekilde toplarsam 9 2 daha 11 4 daha 15 15 ile neyi toplarsam 3'ün katı yapar? 0 6 0 3 6 ve 9 arkadaşlar. Ama burada 9'u yazamıyorum çünkü B 9 olduğu için A'ya bir daha 9 verirsem 2994 olur. Bu rakamları farklı değildir. O yüzden 3 değil de 6'yı yazalım en büyük en çok sorulduğu için. 2694 bakın rakamları farklı. 4'e bölündüğünde 2 kalır. 6'ya da tam bölünen bir sayıdır. O yüzden A'mız 6 iken B'miz de 9 olduğundan dolayı doğru cevabım 15 olacaktır. Evet şimdi kazanım testi 12 ile Kaldığımız yerden soru çözümüne devam edelim arkadaşlar. Evet şimdi birinci soruyla başlayalım. 4 basamaklı 2A3 B sayısı 9 ve 10 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A4 B5 sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ilk başta ben buradaki B ve A rakamlarını bir bulmaya çalışayım. Bu sayı 10'a tam bölünecekse o zaman B sayısı 0'dan başka bir değer alamaz. Yani biz b kesinlikle 0 vermeliyiz bir sayı çünkü ona tam bölünüyorsa sonu sıfırla bitmelidir. Sonrasında şöyle bir sayı oldu. 2A 3 0 yani 2A 30. 9 ile tam bölünebilmektedir demiş. O zaman 9'a bölünecekse rakamları toplamı 9'un katı olacak. Hemen rakamlarını topladığımda burası 5 yaptı. 5 ile ben neyi toplarsam 9'un katı olur diye düşünüyorum. O da zaten 4 mü gelecektir? Evet. A'yı da 4 buldum. A'mız 4, B'de 0 ise götürüp yerine yazarsak şuradaki rakamda sayıda 4, 4, B'de 0, 5. Şimdi arkadaşlar bunun 11 ile bölümünden kalanı bulurken en sağdan artıyla başlıyoruz. Artı, eksi bu 0 buraya dikkat edelim. Eksi, artı, eksi. Şimdi önce artı grupları topluyorum 4 ile 5'i, sonra da eksi olanları topluyorum 4 artı 0. Çıkan sayı 11'in katımı değil mi bir bakalım burası 9 burası da 4 yapacaktır çıkarttığımızda 5 e şimdi 11 ile bölümünden kalanı bulurken 11'den daha küçük bir sayı çıkarsa kalan direkt kendisidir yani doğru cevabım C şıkkıdır şöyle hafif daha yanaştırsam sanırım daha iyi olacak Evet Evet ikinci soruyla devam edelim bir fabrikada bir gün boyunca üretilen tüm kalemler gün sonunda 8'erli paketleniyor bu fabrikada çalışan Ahmet günlük toplam üretimin 3 basamaklı 2.4. Yani burada bir AB gibi ya da X gibi bir sayı var arkadaşlar. 200A4 diyelim biz ona. Oraya bir harf verdim. 2A4 sayısı olduğunu görmüş ve silinen rakamı tahmin etmiştir. Şimdi 8'erli paketleniyor. 8'in katı olmak zorunda değil midir? Evet. Ahmet paketlemeden sonra hiç kalem artmayacağını bildiği için. Bak hiç kalem artmıyorsa kesinlikle 8'in katı olacak silinen rakamı doğru tahmin ettiğine göre gün sonunda kaç paket kalem elde edilmiş olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar sonu 4 ile bitecek ve 200'lerde bir sayı. Bu da ne olmalıdır? 8'in katı olmalıdır. Şimdi ilk başta biz 214'ü denesek şöyle acaba 8'e tam bölünür mü? 21'de 8 2 defa var 16 çıkan 54 54 maalesef 8'e tam bölünmeyecektir. Buraya 2 versem burası 64 olacak. Bir deneyelim hemen. 224 olsa 8'e tam bölünür. Bakalım bir bölünecek mi gerçekten? 2 kere 8 16 6 64'te de 8 kaç kere var? 8 kere var. 8 kere 8 64. O zaman demek ki bu silik çıkan, silinen rakam 2 olmalıdır. Peki gün sonunda kaç paket kalem elde edilmiştir? Yani 224 tane kalem olduğunu görüyorsa kaç paket vardır diye sorduğunda zaten 8'e az önce bölmüştük. Cevabımız 28 olabilir. Bir de şıklarda 28 var mı? Yok. O zaman ben buna ben buna bir de 40 eklersem arkadaşlar hani 224 8'in katı ya. Buna 8'in katı olan bir 40 eklersem yani 264 olacaktır. Gerçekten 264 sayısının da 8'e bölünüp bölünmediğini araştıralım bir hemen. Şöyle 264'ü hatta şöyle yan tarafa bölelim temiz bir yerde. 8'e bölüyorum. 3 kere var. 24 kalan 2 4. 24'te de 8 yine 3 defa var. 3 kere 8 24 gerçekten de tam bölündü. O zaman 28 olmuyorsa 33 olabilir. O yüzden doğru cevabımız Adana olacaktır. Evet. Üçüncü soru. Bugünkü öğrencilerime de ayrıca selam gönderiyorum. Onlarla birlikte bugün bu soruyu çözmüştük arkadaşlar. Biz bir daha bir çözelim. Aşağıda sayılara, sayılar üçgenleri belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Şimdi kurala bakalım bir. 225 yazmış. 5 ve 0. 364, 11 ve 1. Bak gerçekten de şuradaki 225 sayısını bir 5'e bölelim. 225'i 5'e bölersen kaç kere var? Kaç kere olduğunu önemli yok. Kalan kaçtır? 0. Bak sağladı. Yani sen bu sayıyı 5'e böleceksin. Buradaki kalanı bulacaksın. Gerçekten 364'ü de 11'e böldüğümde 1 kalacak mı? Bir inceleyelim hemen. Artıyla başlıyorduk. Eksi artı. Canın isterse bunu 11'e uzun yoldan da bölebilirsin. Ama kuralı bir tekrar etmiş olalım. En sağdan artıyla başlayacaksın. Eksi artı diye gideceksin. Önce artıları toplarsan 7. 7'den 6'yı çıkarttığında gerçekten 1'i verdi mi? Verdi. Bak buradaki sayı sağlıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Buradaki sayıyı Şuradaki sol taraftaki sayıya böldüğünde sana kalanı verecektir. O zaman bir inceleyelim. Bak şimdi 2A 5B sayısı 9'a bölündüğünde 1 kalacak. 2A 5B sayısı da 5'e bölündüğünde de 3 kalanını verecek. O halde arkadaşlar bu sayı 5'e bölündüğünde 3 kalacaksa bizim B dediğimiz rakam ya 3 olabilir ya da 8 olabilir. E ben A artı B toplamının en az olmasını istiyorsam tabii ki de kimi almam gerekir? 3'ü. 2A 5 3 oldu. Şimdi 9'a bölündüğünde de 1 kalanını vermesi gerekiyor. Bakın buraya dikkat edelim. Rakamları toplam 9'un katı değil. 9'un katından 1 fazla. Çünkü kalan 1 olmalı. O zaman rakamlarını toplarsam 2, 3 daha 5, 5 daha 10. Onunla ben neyi topladığımda 9'un katından 1 fazla. Buraya neden 1 ekledim? Kalan 1 olduğu için. Şimdi ben bu 1'i karşıya atarsam burada 9, artı a kalır. 9'un katı olacaksa. 9'a 9 eklersen evet 18 yapar. 9'un katı ama 9'a bir de 0 ekleyebiliriz. 9 0 daha gerçekten 9. 9 9'un katı değil midir? Evet. O zaman a en küçük 0. B'ye de zaten en küçük 3 vermiştim. Bunların toplamları da en küçük 3 olacağı için doğru cevabım Bursa'dır. Evet 3. soru. Pardon 4. soru. 3'ü geride bıraktık. Efe annesinden internetin şifresini öğrenmeye çalışınca annesi şifreyle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Şifre bugün çözmen gereken soru sayısı kadardır demiş. Çözmen gereken soru sayısı 3 basamaklıdır. Yani ABC gibi bir sayı arkadaşlar. Onlar ve yüzler basamağı aynıdır. He, bak şimdi. Onlar basamağı B değil mi? Evet. E yüzler basamağı yüzler basamağı o da A olacak. Bunların ikisi aynı olacaksa o zaman bizim sayı A bir daha A. Buraya da C diyeceğiz. Tek sayıdır. Yani C kesinlikle 1, 3, 5, 7, 9 gibi olabilir. E bir de 5'e ve 9'a tam bölünür. O zaman C'miz hem tekse hem de 5'e bölünecekse 5'ten başka değer alamaz ki. O yüzden A, A sonu da 5 ile biten bir sayı olmalıdır arkadaşlar. Şimdi 5'i e hallettik. Bu sayı zaten 5'e tam bölünüyor. E 9'a tam bölünecekse rakamlarını toplarsın. A artı A artı 5. Bu da 9'un katı olması gerekiyor. Soruyu bir okuyalım yine de. Buna göre Efe'nin çözmesi gereken soru sayısı kaçtır diye sormuş. Bak zaten sonu hep 5 ile bitmiyor mu? Şıkların hepsi 5 ile bitiyor. O zaman doğru yoldasın demektir. Şimdi A ile A'yı toplarsan 2A artı 5 eşittir 9'un katıysa. Şimdi A'ya en küçük kaç verebilirim? Mesela 1 versek 2 kere 1 2 5 ile topla 7. 9'un katı mı değil. 1 olmadı. O zaman 2 verelim. 2 kere 2. 4. 5 daha 9. Sağladı mı? Sağladı. Demek ki A yerine 2 gelebilir. Yani 225 olabilir arkadaşlar. Diğer seçeneklerde sağlamadığı için doğru cevabım Edirne olacaktır. 5. soru. Canan'ın kumbarasında kumbara içinde biriken tutar dijital ekranda görülmektedir. Kumbarasında A32B TL para biriken Canan 2 TL daha eklerse parasının tutarı 4 ile tam bölünecektir. Tutarın 5'e bölümünden kalan 2'dir. Buna göre Canan'ın kumbarasından en az kaç TL kumbarasında en az kaç TL vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 2 TL daha eklerse 4 ile tam bölünecek. O zaman 2 eklemeden önce 4 ile tam bölünmüyorsa kalan 2'dir. Yani 2 TL eklediğinde 4'ün katıysa Mesela şöyle düşün. 16 gibi bir sayıysa ya da 24 gibi bir sayıysa 2 eklediğinde tabii 2 eklediğinde 4'ü tam bölünüyorsa 2 eklemeden önceki sayı kaçtır? 22. 2 eklemeden önce 14 gibi sayılardır. Yani bunlar aslında 4'e bölündüğünde 2 kalanını veren sayılardır. Tutarın 5'e bölümünden kalan 2 ise o zaman sonu ya 2 ile ya da 7 ile mi bitmesi gerekir? Evet ama 7 ile biterse 4'e bölündüğünde 2 kalınlığı vermeyeceği için kesinlikle B değerim 2 olmalıdır. Yani A3 2 B'den B yerine 2 gelmelidir arkadaşlar. O zaman bizim sayımız A3 22 olacaktır. Şimdi bu sayı 5'e bölümünden kalan 2 cananın kumbarasında en az kaç TL vardır diye sormuş. A'ya ne kadar küçük değer verebilirsen en küçüğünü vereceksin. A'ya 0 veremezsin çünkü 4 basamaklı bir sayı olmaz. O yüzden A'ya biz en küçük 1 verirsek 1322 2 yani 1322 TL vardır diyeceğiz. O yüzden doğru cevabım Denizli olacaktır arkadaşlar. Bir bakalım kontrol edelim. Eee 5'e bölümünden kalan ikisi 2, 2 7 dedik. Evet 2 yazdık. O zaman 322 ile bitmesi gerekir kesinlikle. Zaten bu E seçeneği kafadan elenecektir. Bir de 2'yi vermen gerekir. Aynen doğru arkadaşlar. Yani doğru cevabım Denizli olacaktır. 130 pardon 1322. Evet. 6. soruyla devam ediyorum. A, 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 A. Kaç tane? 15 tane. 15 basamaklı. Doğal sayısında A sıfırdan farklı çift rakamdır. E demek ki A ya 2 olabilir. 4, 6, 8 olabilir. 5, pardon 1, 2, 3, 4 farklı seçeneğimiz var. Çift rakamdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar biz burada 3 ile 9, 6, 5 ve 11 er bölümünden kalanı bulacağız. Yani hangisi yanlıştır ona bakacağız. Şimdi rakamlarını bir toplayalım mı? Evet toplayalım. Şimdi 15 tane a'yı yan yana yazıp topladığınızda 15 tane a. 15 çarpı a olmayacak mıdır? Evet. O, o zaman 15 a kesinlikle 3'e tam bölünür. Çünkü sen a'ya 2 de versen 2 verirsen 30 yapar. A'ya 3 değil 4 versen 15 ile 4'ü çarpsan 60. 6 verirsen 90. 8 verirsen 120 yapar. Bak şimdi 30 3'e tam bölünür. 60, 90, 120 hepsi 3'e tam bölünür. 9'a tam bölünür mü? Ya yani bölüne de bilir. Bölünmeyenler de var. Bu kesinlikle yanlış mı? Hayır. Yani doğru ola da bilir. Olmaya da bilir. Bu dursun. Bursa'ya da doğru dedik şu an. 6'ya tam bölünür. Evet 30, 6'ya tam bölünür. 60, 90 hepsi 6'ya tam bölünür. Bu kesinlikle doğrudur. 5'e bölümünden kalan çift sayıdır. Evet 30'u da 60'ı da 90'ı da hangisini bölersem böl. Hepsinin sonu sıfırla bittiği için 5'e bölümünden kalanları da sıfırdır arkadaşlar. E, kalan sıfırsa çift sayıdır. Doğru mu? Bu da doğru. 11'e bölümünden kalan tek sayıdır. Şimdi bak 30'u uzun yoldan bölüyorum 11'e. 2 kere var. 22 kalan 8. Tek sayıdır demiş. Tutmadı. 8 kaldı. 60'ı 11'e bölsek 5 kere var 55, 5 kaldı. O zaman kalan tek sayıdır olabilir. Bu olabilir arkadaşlar. Yani kalan 5 dedik. Ee, 90'ı 11'e bölsem 8 kere var 88, kalan 2, kalan 2 oldu. Bir de bir de 120'yi aynı şekilde 11'e bölersem eğer. 10, 11'de, 12'de 11 bir kere var. 11, 10 kaldı. Zaten kalan çift oldu. Şimdi kalan tek sayıdır demiş. Kesinlikle doğru mu? Değil arkadaşlar. O yüzden doğru cevabım Edirne olmalıdır. 60'ı 11'e böldüğümüzde 5 kere. Evet kalan 5 de olabilir. 2 de olabilir. 8 de 10 da olabilir. Hepsi olabildiği için bu tek sayıdır demiş. Bu doğru değildir arkadaşlar.